Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis mi nefis, tatlı mı tatlı çikolatalı mus tarifim var. Üstelik bisküvili yaptım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Tarifimde 80'er gramlık 4 paket toplamda 320 gram çikolata kullandım. Tatlının hafif olması için sütlü çikolata kullandım. İsterseniz bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Çikolataların kolay eriyebilmesi için bu şekilde bıçakla doğruyorum. Buzdolabından çıkartmış olduğum çikolataları küçük küçük doğruyorum. İsterseniz rondodan da geçirebilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Şimdi doğramış olduğum çikolataları ayrı bir kabın içerisine alıyorum. Diğer yandan bir çay bardağı sütü cezveye alıyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı açısı 125 mililitre. Sütün üzerine yarım paket krema ekliyorum. Kullandığım krema 200 milimlik krema yani 100 milimini ekliyorum sütün üzerine. Şimdi cezveyi ocağa alıyorum. Ocağın en küçük gözünde kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum. İlk olarak bu şekilde karıştırıyorum. Krema ve süt karışımımızı sadece ısıtacağız. Kaynama derecesine geldiğinde hemen ocaktan alacağız. Bu aşamada dikkatli olmanız gerekiyor. Kaynatmanın halinde yumurtanızı pişirirsiniz. Yeteri kadar ısıttım, hemen ocaktan alıyorum. Lütfen tarifi hazırlarken belirtmiş olduğum püf noktalarına dikkat ederek hazırlayın. Genişçe bir kabı alıyorum ve içerisine bir adet yumurta sarısını koyuyorum. İlk olarak yumurta sarısını çırpıcıyla güzelce çırpacağım. Sonrasında da krema ve süt karışımımızı yavaş yavaş ekleyerek yumurtamızı pişireceğiz. Yani içerisindeki yumurtamız kesinlikle çiğ olmayacak. Yerken tadını ve kokusunu almayacaksınız. Yaklaşık bir 15-20 saniye boyunca yumurta sarısını bu şekilde çırpıcıyla çırpıyorum. Sonrasında yavaş yavaş, azar azar olacak şekilde süt ve krema karışımımızı ekliyoruz. Bir yandan da sürekli karıştırmayı ihmal etmiyoruz. Bu aşama dediğim gibi oldukça önemli. Eğer krema ve süt karışımınız çok sıcak olursa yumurtanız pişecektir ve sürekli karıştırmazsanız tabii ki. Birazını ekledim, çırpıcıyla karıştırdım. Şimdi kalanını da ekliyorum. Ve yaklaşık 1 dakika boyunca bu şekilde karıştırıyorum. Bu yapmış olduğumuz işlem sayesinde yumurta sarısını güzelce pişirmiş oluyoruz. dakika boyunca çırptım. Şimdi doğramış olduğum çikolataları üzerine ekliyorum. Krema ve süt karışımımız sıcak olduğu için içerisine katmış olduğumuz çikolata da eriyecek. Tıpkı benmari usulü eritilmiş gibi olacak. Çırpıcı ile güzelce karıştırıyorum. Böylelikle karıştırarak çikolatanın tamamen erimesini sağlıyoruz. Bu arada tarifte kullandığım bütün malzemeleri her zaman olduğu gibi videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Çikolatamızı erittikten sonra kaseyi kenara alacağız. Tamamen soğumasını bekleyeceğiz. Çikolatayı karıştırarak güzelce erittim. Gördüğünüz gibi içerisinde hiç büyük parça yok. Kıvamı gayet güzel. Şimdi bunu kenara alıyorum ve soğumasını sağlıyorum. Arada bir karıştırıyorum. Yavaş yavaş kıvamını almaya başladı gördüğünüz gibi. Tamamen soğutacağım. Sonrasında kullanacağım. Kremanın yarısını biraz önce kullanmıştık. Şimdi kalan yarısını da kabın içerisine koyuyorum. üzerine bir paket krema daha ekliyorum. Kremaların tamamen buz gibi olması gerekiyor. Kesinlikle oda sıcaklığında olmasın, dolaptan çıkarılmış olsun. Eğer kremanız oda sıcaklığında olursa, çırpma esnasında köpürmeyecektir tamamen krema kıvamına gelene kadar çırpıcının yüksek devrinde çırpıyorum. Bu aşamada elde etmek istediğimiz kıvam tamamen sert bir kıvam değil, akıcı bir kıvam istiyoruz. Kremayı yeteri kadar çırptım. Kıvamı bu şekilde olacak. Hazırlamış olduğum kremayı güzelce soğutmuş olduğum çikolatanın üzerine yavaş yavaş ekleyerek karıştıracağım. Çikolata çok güzel bir şekilde soğudu gördüğünüz gibi. Bu aşamada oldukça önemli. Çikolatanın tamamen soğuması gerekiyor. Sıcak olması halinde üzerine eklediğiniz krema da eriyecektir. Çırpmış olduğum kremanın dörtte birini ekliyorum ve spatula ile karıştırıyorum. Krema ve çikolatayı karıştırırken de çok fazla hunharca karıştırmayın. Kremayı çikolataya yedirene kadar bu şekilde yavaş yavaş karıştırın. Arada bir kremayı ekleyin. Tamamen homojen bir karışım olmasını sağlayın. Çırpmış olduğum kremanın tamamını ekledim ve güzelce karıştırıyorum. Rengi harika oldu. Dokusu da çok güzel oldu. Soğuduktan sonra daha da kıvam alacak. Hazırlamış olduğum karışımı bu şekilde bir kabın içerisine koyuyorum. Porsiyonlamak çok daha kolay olacak. Kupların içerisine biraz hazırlamış olduğum muslardan koyuyorum. Sonrasında üzerine bebe bisküvisi ekleyeceğim. Ben bu tarifimde bebe bisküvisi kullandım. Dilediğiniz bisküviyi kullanabilirsiniz. Bardakların en altına ve en üstüne çok fazla muz koymayacağım. Ortasına biraz fazla koyacağım. Gördüğünüz gibi gayet pratik bir tarif. Hazırladıktan sonra buzdolabına kaldırın ve 1 saat sonrasında hemen tüketmeye başlayın dondurma lezzetinde harika bir tatlı oluyor. İnşallah sizler de denediğinizde memnun kalacaksınız. Şimdi üzerine bebe bisküvisi koyuyorum. İsterseniz rondodan da geçirebilirsiniz ya da benim yaptığım gibi elinizde ufalayarak koyabilirsiniz. Bu şekilde hazırlamamın nedeni musu yerken ağza kıtır kıtır bisküvilerin gelmesi. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor bence. Her bir bardağa 3 tane bebe bisküvisi koyuyorum. Bardakların tamamına bisküvi koyduktan sonra bu şekilde yayıyorum. Sonrasında üzerine yine mustan biraz koyuyorum. Kıvamı çok güzel. Soğuduktan sonra çok daha güzel olacak. Şimdi üzerine 2 tane bebe bisküvisi koyuyorum. Ve kalan musu da bardakların üzerine döküyorum. Hazırlaması işte bu kadar kolay. Tatlıların tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum ve 1 saat boyunca dinlendiriyorum. 1 saatin sonunda artık süsleme aşamasına geçiyorum. İsterseniz hiç süslemeden bu şekilde de servis edebilirsiniz ya da daha şık görünmesi için benim yaptığım gibi hazırlayabilirsiniz. Daha şık görünmesi için üzerine beyaz çikolata rendeliyorum. ardından da üzerine doğramış olduğum bitter çikolatadan koyuyorum. İsterseniz tarifinizi bir gece önceden hazırlayıp sonrasında servis edebilirsiniz. Dinlendikçe daha da güzelleşiyor. Ve artık tatlılarım sunuma ve servise hazır. Görüntüleri bu şekilde. Aralarına katmış olduğum bisküvi sayesinde çok daha hafif oluyor. Sizlere de tavsiyem bu güzel lezzeti en kısa zamanda denemeniz. Gerçekten çok lezzetli. Üstelik sunumunda çok şık. Sizlere hemen bir de kıvamını göstermek istiyorum. Tatlınızı hazırladıktan sonra en az 1 saat boyunca buzdolabında bekletin. Vaktiniz varsa daha fazla bekletebilirsiniz. Dinlendikçe güzelleşiyor. Kıvamı çok daha güzel oluyor. Tarifim bu şekildeydi. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli yorumlarınızı ve görüşlerinizi her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.